Peki, yapay zekanın alt kapsamları nedir? Bu yine benim yorumum bu arada. Hani kendi tecrübelerimden oluşturduğum bir yorum. Ben bunu insan modeli üzerinde anlatmayı tercih ediyorum. Beyin dediğimiz, insandaki beyin olayı ne yapar? Bunun görevi algı ve öğrenmeyi sağlamaktır. Nasıl yaptığını bilmiyoruz. Nasıl yaptığını, neuroscience tarafında bazı açıklamalar var ama sınırlı. Hani sınırlı dememin sebebi de ben neuroscience tarafında, beyin tarafında yıllarını vermiş kişileri okuyarak, dinleyerek söylediğim şeyler. Kendi araştırmalarım değil tabii ki. Sınırlı bilgimiz var beyin çalışmalarıyla aldığımız. Ve burada da genel olarak özetleyebileceğim algıyla öğrenme kısmı. Bunun yapay zekadaki karşılığı nedir? O da machine learning ve deep learning algoritmaları. Bize algı ve öğrenme yeteneği sağlıyor aslında teknik tarafta yapay zekada. Peki insan tarafında görü yeteneği var, yani görme olayı. Gözü bir makine gibi düşünün. Fiziksel tarafa aktaracaksak bunu bir kamera gibi düşünün. Kameranın yaptığı şey görme eylemidir. Bunun nasıl yaptığını incelemek için insan tarafındaki aslında göz araştırmalarına odaklanmanız gerekiyor. Ben mesela computer vision tarafını daha doğru anlamak için aslında onun kopyasının çıkartıldığı, yani asıl kameranın gerçeği olan gözü biraz inceledim. Bunu da o alanda çalışanları daha çok inceleyerek yaptım. Ve hafıza aynı şekilde. Hafıza da bizim teknik taraftaki çalışmalarda big data dediğimiz başlık altında inceleniyor. İnsan beynindeki o hafıza olayı. İletişim, doğal dil işleme çalışmaları, NLP ve speech recognition. Mesela insan nasıl iletişim kuruyor? Burada sesle ve yazışmayla, değil mi? Metinsel olarak ve sesli olarak. Burada da bunun yapay zekadaki karşılığı NLP, doğal dil işleme Türkçesi, Natural Language Processing ve onun da bir alt başlığı olan Speech Recognition olarak geçiyor. Fiziksel beden kısmında da yapay zekaya mesela robotik ya da IoT cihazlar ya da insansız otomobiller dediğimiz çalışmalarda bunlara bir fiziksel beden veriliyor. Ve bu şekilde aslında gerçek hayatla bunun yapay zeka tarafı bir kapsanabiliyor diyebiliriz. Zeka tarafında en çok terimlerle ilgili bir küçük bir sözlük gibi bir şey hazırladım diyebilirim. Mesela artificial intelligence, bunu aslında teknik tarafta çok kullanmıyoruz. Yani bir yazılım firmasıyla ya da teknik tarafta bu alanda geliştirici olmak istiyorsanız teknik tarafta çok fazla yapay zeka terimini kullanmayız. Bunu daha çok teknik olmayan kişiler kullanır ya da teknik olmayan kişilere bunu anlatırken aslında daha çok biz yapay zeka terimini kullanıyoruz. Çünkü onun alt başlıkları olan işte machine learning, deep learning vesaire bunları teknik olarak bilmedikleri için genel bir konsept olarak yapay zeka diyoruz. Bu 1956'dan beri işte ilk ortaya atılan isim olarak ortaya çıkmış ve bu şekilde devam ediyor. Bunun kısa adı AI olarak geçiyor. Türkçe'de YZ olarak görebilirsiniz. Ama bizim teknik tarafta yazılımı geliştirenler, uygulamaları, yapay zeka uygulamaları geliştirenler olarak daha çok kullandığımız şeyler machine learning. Bunun da kısa adı ML olarak geçer. Ve machine learning'in de bir alt küçük bir konsepti olan deep learning, derin öğrenme diye Türkçesi. Bu bir alt başlık olarak kullanılır. DL olarak kısaltılır. Ya da data science olarak geçer. Yani özetle Türkçesi veri bilimci. Bunu daha çok duyarsınız açıkçası. Hani veri bilimciyim der, işte veri bilimi üzerine çalışıyoruz vesaire. Ama Türkiye'de bir kavram kargaşası var genel olarak. Onu şöyle açıklayayım. Veri bilimci, birçok kişiyle görüştüğümde veri bilimci aslında çok tecrübe kazanmadığı sürece, hani o alanda yıllarını vermediği sürece veri bilimcinin ne olduğunu bilmiyor aslında. Yani mesela machine learning bizim genel olarak yapay zeka uygulamaları geliştirme tarafında verdiğimiz isim. Ben şöyle diyebilirim mesela, ben machine learning developer diyebilirim. Makine öğrenmesi geliştiricisi. Peki,
ya da deep learning, derin öğrenme geliştirisi. Bunların kapsamlarını ayrı ayrı anlatacağım. Ama o zaman veri bilimci nedir sorusunu sorduğunuzda karşınızdaki pek cevap veremeyebiliyor. Çünkü veri bilimi de aslında yapay zekanın alt başlığıdır. Buradaki olay şu aslında. Diyelim ki biriniz tıp okudunuz, diğeri finans okudu. Ama aynı zamanda da yapay zeka uygulamaları geliştiriyor ya da geliştirmek istiyor. Böyle bir durumda veri bilimci ne yapar? Veri bilimci aslında yapay zeka geliştiricisidir ama bir domain üzerinde uzmanlığı vardır. Mesela tıp alanında, ben diyelim ki tıp alanında bazı yazılımlar geliştirebilirim ama ben tıp alanında uzman olmadığım için veri bilimci olamam. Çünkü yıllarca eğitimini almam lazım onu. Bunun diplomayla vesaire alakası yok. O bilgiyle alakası var. Yani diyelim ki beyin alanında ya da işte kanser tespiti tarafında ben yazılım geliştiririm. Ama kanser alanında, kanser tespiti üzerinde yıllarca eğitim almış bir doktor, doktordan daha iyi bilmem mümkün değil. Bu nedenle veri bilimciliği belli bir domain üzerinde uzmanlık gerektirir. Domainden kastımız da business. Yani bir finansçı yapay zeka yazılımını finans alanında geliştiriyorsa o finans alanında veri bilimcidir. Ama tıp alanında veri bilimci olamaz. Bunun gibi ya da tıp alanında veri bilimci olan finans alanında veri bilimci olamaz. Ama Türkiye'de daha çok böyle title oluşturmak için açıkçası çok fazla veri bilimciliği terimi kullanılıyor. Bu pek doğru değil ama sadece bilmeniz için söylüyorum. O yüzden de şöyle söyledim. Machine Learning artı domain bilgisi. Computer Vision'da kısa adı CV olarak kullanırız. Computer Vision Türkçe karşılığı görüntü işleme aslında. Herhangi bir görüntü verisi üzerinden, bu bir resimde olabilir, bir videoda olabilir, video analiz. Mesela oynadığınız oyunlarda ekrandaki kaydı alıp onun üzerinde oyunla alakalı analizler yapma. Ya da bir futbol müsabakasında, futbolda oynayan, yani koşan bütün oyuncuları takip ederek onlarla ilgili koşu analizleri yapma ya da atak analizleri yapma, başarı oranlarını, grafiklerini çıkarma. Çünkü orada size verilen tek şey aslında görüntüdür mesela. O görüntüyü alarak onun üzerinden nesneleri takip ediyorsunuz. Onların üzerinde analizler yapıyorsunuz. Nesne dediğimiz şey de orada aslında futbolcunun kendisidir gibi. Ve doğal dil işleme, NLP diye kısalttığımız Natural Language Processing, bu çoğunlukla metinsel veriler üzerinde kullanılan şeydir. Metinsel veriler üzerinde yapılır genellikle. Ama kısmen ses üzerinde yapılan çalışmalar da vardır. Sesten metine dönüştürme mesela ya da metinden sese dönüştürme gibi çalışmalar. Mustafa için sesi kapatabilir misin? Tabii. Teşekkürler. Bir de data engineering var. Bu da gene data science gibi çok kafa karıştırıcı gibi geliyor. Ama bir veri mühendisi olmak aslında veriyle doğrudan alakalı olan bir şey değildir. Buradaki olay, bizler yazılımlar geliştiriyoruz yıllardır. Bunların bir de yayınlanma süreçleri var. Yani geliştirdiğimiz yazılımı, diyelim ki 1 milyon satır kod yazdık ya da 100 bin satır kod yazdık. Bunu uygulama haline getirdik. Sonrasında veri tabanı vesaire alt yapısında tonla kurulması gereken ve ayarlanması gereken şey var. Yazılım var, konfigürasyonlar var. Bunları sunucu tarafına, yani yayınlanacağı yere koyup orada çalıştıran, konfigürasyonlarını yapan, ayarlamaları yapan kişiler sistem mühendisleri oluyor genellikle. Biz bunlara DevOps diyoruz günümüzde. Developer Operations. Yani hem geliştirici hem de operation tarafında tecrübesi var. Bunları birleştirince bunu nasıl yayınlayacağını vesaire biliyor. Yapay zeka tarafında da DevOps artı Machine Learning bilgisi, yapay zeka bilgisi, yani onların modeli geliştirdik, onu yayınlama süreci vesaire, bunların hepsi ayrı uzmanlık gerektiriyor. Bunları bilen kişiler ve yapan kişilere de veri mühendisi diyoruz, data engineer. Ama bunlar algoritma geliştirmezler, bunlar yazılım geliştirmezler. Sadece o yapay zeka geliştiricilerinin, yazılımcıların
geliştirdiği, hazırladığı yazılımı bir yere koyarlar. Orada yayınlanması için bütün konfigürasyonları ve altyapıları hazırlarlar.